Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve bugün yine çok değerli bir konuğum var. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerle. Sayın Güllü, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Sayın Güllü, bugün özellikle sebze meyve fiyatlarındaki aradaki artışı, neden, nasıl buralara, marketlere geldiğinde, tarladan, bahçelerden marketlere geldiğinde nasıl bu kadar fiyat artışına uğradığını özellikle sormak ve bilgilenmek isteriz. Sizden alalım. Tabii ki, teşekkür ederim. Gerçekten tarladan çıkış fiyatıyla son tüketiciye ulaştığı market fiyatı arasında ciddi anlamda kat kat fiyat farkları olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz bunları? Özellikle Ziraat Odaları Birliği'nin zaman zaman açıklamış olduğu verilerden elde ediyoruz. Hı hı. Ki bunu biz marketlerde kendimiz de kare kod dediğimiz okuma hal kayıt sistemini okuduğumuz takdirde burada biz kendimiz de zaman zaman sahada tüketici konfederasyonu olarak bunları tespit ettik. Örneğin bir elma çıkış fiyatı veya işte üreticinin çıkış fiyatı 3 lirayken biz markette 33 liraya satıldığını maalesef gördük. Yani 3 kat, 4 kat normal artık alışkanlık haline geldi. Bunu kanıksadık ama 8 kat, 9 katları da açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Tabii ki burada aslında üretici kazanmıyor maalesef. Keşke üreticimiz kazansa, çok kazansa da biz yine o rakamlarda alalım ama üreticinin kazandığını bilelim. Ama üretici kazanmıyor. Üretici kazansa daha çok üretecek, daha çok üretim olduğu için de ürünler bollaşacak ve fiyatlar düşecek demektir. Ama maalesef burada Türkiye'de biz kazanmıyor. Maliyetler az. Maliyetler çok, gelir çok azaldı. Hatta üretimden vazgeçen üreticilerimiz olduğunu biliyoruz. İşte kesilen limon ağaçları mı dersiniz veya işte kiraz bahçeleri mi dersiniz, bu tür birçok haberle karşımıza, medyada karşımıza çıkıyorlar. Üretim yapılıyor. Üretim yapılıyor, onu toplamayı bile çünkü kurtarmadığı için maliyetler, bahçede kalsın çürüsün diyenleri de çok fazla gördük haberlerde. Doğru, yollara dökenleri de gördük. Hı hı. Yani nakliye vesaire ücreti zaten oraya gittiği zaman karşılamayacak. Maalesef bunlar üzücü şeyler. Tabii ki bunun çözümü yok, mutlaka var. Tabii. Aradaki bu aracıları ortadan kaldırmak lazım. Birincisi olarak en bizim öncelikli şeylerimizden bir tanesi dijital takip sisteminin oluşturulması lazım. Hı hı. Yani bu şu demektir, tüketiciyi koruma adına. Bir ürün tarladan çıktığı fiyatla son kullanıcı markete gelinceye kadar, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen evrelerde kim ne kadar fiyat artırımı yapmış? İşte bu dijital takip sisteminin oluşturulması halinde burada kimin ne kadar artış yaptığını veya tabiri caizse vurgun yaptığını biz çok rahatlıkla görme şansına sahibiz. Yine burada hal yasası dediğimiz, perakende yasası dediğimiz yasanın bir an önce çıkartılması lazım. Biliyorsunuz bu hal yasasında, perakende yasasında hallerde üretici doğrudan belli bir oranla, zannediyorum %30'lu oranında bir yer sahibi olabilecek, doğrudan satış yapabilecek böyle kolaylıklar ve güzellikler vardı. Bunların mutlaka bir an önce oluşturulması lazım. Bir de bu özellikle büyük şubeli marketlerde bunu maalesef gördük son zamanlarda. Haksız fiyat artışı yapan firmaların mutlaka ifşa edilmesi, kapatılması ve cezaların, hürriyeti bağlayıcı cezaların ertelenemez ve paraya çevrilemez hale getirilmesi gerekir ki biz bu sıkıntıları aşabilelim. En son anladığım kadarıyla artık bir boykot durumuna geçeceğiz. Almayacağız, çocuklarımıza yedirmeyeceğiz, sofralarımızda barındırmayacağız. Ancak bu şekilde mi olabilecek? Çünkü Sayın Aydın Ağoğlu'nun da böyle bir paylaşımı vardı. Oradan görmüştüm yine başkanımız. Sizin de böyle bir değerlendirmeniz olabilir mi? Yani en sonunda vatandaş almaktan mı vazgeçmeli? Nasıl bu duruma bir dur denilmeli? Tabii ki şimdi tüketicinin en büyük silahlarından bir tanesi de nasıl satın alma en büyük avantajı ise satın
almamada, yani boykot dediğimiz olayda büyük bir güç. Şimdi bir, bazı ürünler bakıyorsunuz bir anda hiç bir gerekçe olmadan bir anda yükseltiliyor. İşte bu noktada tüketicilerimiz o ürünü bir ay almasa, yani ben sürekli almayın, hiçbir şey yemeyin anlamında söylemiyorum zaten. Aydın Bey de o anlamda söylemiyor. Örneğin diyelim ki bir limon 30 lira 40 lira olduğu zaman biz bu ürünü bir ay sofralarımızda kullanmasak herhalde hiçbir şey kaybetmeyiz. Ürün satılmadığı takdirde fiyatlar otomatikman düşecektir. O noktada tüketicimiz bilinçli olmalı ve bunu bütün tüketicilerimiz katılmalı. Yani biz demeliyiz ki biz limonu boykot ediyoruz, almıyoruz bir ay boyunca. İşte o zaman göreceksiniz firmalar o aşırı karlarından vazgeçerek zaten olması gereken rakamlara, örneğin 8 liralara, 10 liralara çok rahatlıkla düşecektir diye tahmin ediyoruz. O yüzden de boykotu bu açıdan çok değerli buluyoruz. Hal yasasından bahsettiniz ama hep böyle kendi fikrimce söylerim, öyle atarım bu konular geldiğinde. Belediyelere de bu anlamda çok yük düşmüyor mu? Yani onların da elini taşın altına koyması, belediye bahçelerini hem böyle halkla buluşturması hem de küçük haller, küçük bahçeler kurması artık gerekmiyor mu Avrupa'da gördüklerimiz gibi? Tabii ki olması gereken aslında o. Belediye demek yerel yönetim demek. Şimdi her şeyi kamu otoritesinden, merkezi hükümetten beklemek zaten çok yanlış. Çünkü yetişemez, mümkün değil. Yani evet. Hiçbir ülkede böyle bir sistem yok. Ancak yerel yönetimler güçlü olursa, ki biz kooperatifçiliğin, belediyelerin bir takım üretim tesislerinin olması gerektiğini, işte örneğin halk ekmekler oluyor mu? Yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Evet. Bu sayede belki fırınların çok fazla zam yapmasının da önüne geçiliyor. Demek ki sistem, dengeleme sistemi üzerinde olması lazım. Belediyelerin mutlaka üreticimizi desteklemesi lazım. Alımlar yapması lazım. Belediyeler tanzim satış mağazaları açabilirler, işletme kurabilirler. Birçok imkanları var. Dolayısıyla eğer üreticiye yanında olur, onlara destek verilir. Zaten belediye burada kar amacı da gütmeyecektir. Yani tabiri caizse maliyetine satış yapacaktır. Ama kazanan kim olacaktır? Üreticimiz olacaktır. Kazanan daha uygun rakamlarla ürün alabilen, gıdaya ulaşabilen tüketicimiz olacaktır. Belediyelerin bu noktada çok büyük bir sosyal sorumluluk görevi üstlenmesi gerektiği kanaatindeyim. İnşallah sesimizi duyurabiliriz doğru mercilere. Çok teşekkür ederim katılımlarınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.